sa'id, tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risalet-i Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. Evet. Her şey çözümü ifade etmişti. Her şey çözümü ifade etmişti. Ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Tevazu mutlakta. Sunilik başka. Karagöz, suni karagözlülük başka, karagözlülük başkadır. Vergi başkadır. Yapmaya çalışmak başkadır. Fıtri olması başkadır, suni olması başkadır. Arazi olması başkadır, cevheri olması başkadır. Bir meselenin cevheri olması ayrı şeydir. Arazi olması, yani mesela ham devre elektrik verdiğin zaman ne oluyor? Mısmetis oluyor. Elektriği kestiğin zaman ham devir oluyor. Mısmetisiyeti gidiyor. Bu zillerde ham devir kullanırlar. Karbon miktarı yoktur yani. Sebebi ne? Üzerinde tekrar mısmetisiyet tutmasın. Ham devir olunca elektriği kesince mısmetisiyet kökten gidiyor. Ve zil duruyor. Eğer onda biraz karbon olsa, çelikli özelliği olsa, o zaman elektrik bir müddet daha orada kalır. Art elektrik kalır, zil daha devam eder çalmaya. Bunu şey yapmak için ham demir kullanırlar. Zillerde ham demir. Onun o elektriklenmesi, mıknatisiyeti arazidir. Cevheri değildir. Elektrik kesildi mi, ham demir olarak ortada kalır, tokmağı da çalıştırmaz. Rabbimiz bize cevheri bir ihlas nasip eder. Cevheri bir, cevherimizi kalbede, doğruya kalbede. Arazi oldu mu, işte elektrik kesildi mi, insan şey yapar yani, yapalar. Yani insan yanlış yapar yani. Yanlış yapar. Nice bir şey, hani demiş ki, han da söyleyeyim kendinde olmayana. Osmanlı'nın güzel bir sözü. Han da söyleyeyim kendinde olmayana. Ne zamana kadar söyleyeyim demiş yani. Kendinde yoksun. Nice bir söylüyor. Kendinde yok. E şimdi Hazreti Mevlana'nın oğlu Muhammed Şems-i Tebrizi'yi şehit edenler arasında bulunmuş. Hazreti Mevlana'nın oğlu. Han da söyleyeyim kendinde olmayana. Hazreti Mevlana'nın oğlu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu. Han da söyleyeyim kendinde olmayana. E tersi de var. Ebu Cehil'in oğlu. Hazreti İkrime radıyallahu anh. Sahabenin tepesi oldu. Sahabenin seçkinlerinden oldu. Tersi de var, düzü de var. Tersi de var, düzü de var. Cevheri ayrı bir şey. Yani cevher ayrı bir şeydir. Ama cevherimizi hayra kalbetmiş olan. Düzelde, cevherden düzelde, cevherden düzelde. Evet. Sa'id, tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risalet-i Nur'u bulandırmasın, tesirini kırmasın. Evet, herkes o Said ismini yerine kendi ismini koyabilir. Hasan, Hüseyin, Ali, Elif. O ismin yerine kendi ismini koyabilir. Demek ki bize ne hitap ediyor, herkese ne hitap ediyor, Said kendisine olan hitabı bir mana bize de delalet ediyor. Ne diyor? Toprak gibi tam toprak gibi mahviyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır.
Ta ki ne yapsın? Risalet-i nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Evet, şimdi yeri çok. İkincisi, şimdiki bataklığa ve manevi tavına sukutun sebebi ise terakki fikrinde neşet ettiği cihetle onların hatalarını gösterip suut ve terakki Müslüman için ancak İslamiyet'te ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. İkincisi, şimdi bunlar nedenler ne diyordu o zaman da? Muasır medeniyet seviyesine çıkacağız. Terakki edeceğiz. Sanki terakki pantolonla oluyormuş. Kravatla oluyormuş. Şapkayla oluyormuş. Harfle oluyormuş. Muasır medeniyet seviyesine terakki edeceğiz. Bu söz için Said Özdemir abi ve Tahsin Tola birer sene hapis yaptılar. Tarihçede vardır bu. Muasır medeniyet seviyesine yükselteceği gibi parlak kelimelerle insanları aldattılar gibi bir cümle var orada. O cümleden dolayı birer sene hapis yaptılar bunlar. Said Özdemir'in Tahsin Tola. Allah Tahsin Tola'ya rahmet etsin, Said abiye de hayırlı uzun ömür versin. İkincisi, şimdiki bataklığa ve manevi tavına sukutun sebebi ise terakki fikrinden neşet ettiği cihetle onların hatalarını gösterip suut ve terakki Müslüman için ancak İslamiyet'te ve imanlı olmakta olduğuna işaret etmektir. Demek ki Müslüman için suut ve terakki neymiş? Ancak imanlı olmakta ve İslamiyet'te. Yani her şey kendi şartlarıyla güzeldir. Kendi şartlarıyla inkişaf eder. Kendi kabiliyetine göre işlemekle o iş işe yarar. Demiri ancak ocakta ısıtarak bir şekle getirebilirsin. Ağacı da rendeleyerek bir şeye şekle getirebilirsin. Demir rendelenmez, ağaç da ocağa girmez. Terbiye metotları ayrıdır. Onu terbiye etmek, her bir şeyin terbiyesi, Müslümanın terakkisi imanla ve İslamiyet'i yaşamakla olur. Avrupa'yı metotlarla, Avrupa'yı sistemlerle, Avrupa'yı anlayışlarla, felsefi anlayışlarla Müslümanlar muvaffak olamaz.